vurayım. Oo, Elif'e kaldı. Elif'e kaldı arkadaşlar. Elif'e kaldı, bakar mısınız? Son durum bu arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet Elif, bayrak sallıyorsun, bir anlamı var mı acaba? Var tabii. Evet, anlamı ne acaba, söyle bakalım. Evet, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın arkadaşlar 100. yılını kutladık coşkuyla. Çok güzel bir törendi. Elif okulda folklor oynadı. Bu videomuzu YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Harika bir törendi arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Elif folklor oynadı orada. Evet arkadaşlar, trompet de çaldı Elif. Harika bir gösteriydi. Arkadaşlar, videoyu izleyince altımızdan duman çıktığını göreceksiniz. Evet, en son kapanışta mükemmel bir kapanış yaptı okul. Mükemmeldi. Çok güzel. Yaşasın Cumhuriyet. Evet. Hadi bakalım, şimdi bugünkü videomuza geçelim arkadaşlar. Bugün sizinle... Buz tuzağı oynayacağız. Evet, buz tuzağı oynayacağız arkadaşlar. Atı düşüren oyunu kaybeder oyunu. Çok zevkli bir oyun. Buz tuzağı oyunu oynayacağız sizinle. Short videosunu çekmiştik. Çok beğendiniz ve biz bir video çekmeye karar verdik. Neredesin acaba Elif? Seni göremiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi içini hemen size göstereyim. Burada buz parçaları var. 4 ayağı var. Ve burada 2 tane çekicimiz var arkadaşlar. Hemen bunları dizeceğiz. Bunlar buz parçaları. Kutuyu hemen şöyle alayım. Evet, şimdi arkadaşlar buzları içine yerleştiriyoruz. Şimdi bunları bu şekilde böyle diziyoruz. Altıgen hepsi. Ben de yapayım mı, hızlanalım? Evet ya. Tamam. O en ortaya Elif beyaz koymak istedi. Evet, evet. Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, hazır. Çok güzel oldu değil mi? Atımızı da koyalım en ortaya. Şimdi 2 tane çekicimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hadi bakalım başlayalım oyunumuza. Ama arkadaşlar, başlamadan önce kuralları söylememiz gerekiyor. Evet, kuralı söylememiz gerekiyor. 3 kere oyun oynayacağız bunu. Tamam. Ve 2 kere atı düşüren oyunu kaybeder. 3 kere oynayacağız, 2 kere düşüren kaybediyor. Tamam. Tamam, hadi bakalım başlayalım. İlk önce ben. İlk önce sen başla. Ben şuradan koyacağım. Bakalım kim düşürecek atı. Ben biraz riskli oynamak istiyorum. Şurayı vuracağım. Ata yakın. Çünkü düşürmek de önemli. Ben bir hata yaptım yalnız. Şuna vurdum, sonra yine bunu vurdum. Görmedi. Gördüm tabii ki. Sen kenarları vuruyorsun. Ben bayağı genişlettim yalnız. Elif oynadı. At oynadı, düşebilir. Şunu vurursam arkadaşlar düşer. O yüzden... Niye vurayım? O iki tane düştü. Kenarlardan gidiyorsun sen. Şunu vursam çok gider. Vurayım mı? Bakın, İki tane gider. Bakın. Bunu vurursam... Düşündüğüm gibi olmadı. Hepsi düşer sonra. İnanmıyorum. Şunu vurayım mı? Allah vur vur. Vuruyorum. Ya düşerse? Bir şey var. Çok sallandı diğerleri de. Arkadaşlar dua edin benim için. Vuruyorum. Vuruyorum. Oo, süper. Süper. Gördün mü hangisini vuruyorsun? Düşürdükçe daha da riskli oluyor. Şunu vurursam arkadaşlar düşer. Komple düşer. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim, hiç düşündüğünüz gibi olmuyor. Oh, no. Elif kaybetti. İlk oyunu Elif kaybetti. Elif eğer bir kere daha kaybedersen oyunu komple kaybetmiş olursun. Hadi bakalım hızlıca. Arkadaşlar, diğer tur bana şans dileyin lütfen. Bilmiyorum. Düşündüğümüz gibi olmuyor çünkü vurduğumuz buzdan hariç buzlar da düştüğü için gerçekten şansınızla yani. Hadi bakalım ikinci oyuna başlayalım. Ortada bu sefer mavi olacak. Tamam. Hadi bakalım bunları şimdi hızlıca dizelim. Mavi, beyaz. Evet arkadaşlar, şimdi son parçamızı da koyuyoruz. Ve tamamdır, bitti. Düzelttim. Hadi bakalım ikinci oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Sizce kim kazanacak? Elif duaya başladı. Tamamen şans, biraz da strateji tabii ki. Çünkü vurduğumuz buzlar düşmüyor arkadaşlar.
farklı buzlarda Annem, düşebiliyor. Efendim. Duman Hanım, ne yapıyorsun? Ay, so funny. Duman bir şeyler bakıyor orada. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Hadi ilk önce ben yiyeceğim. Tamam. Böyle. Merhaba. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. O hızlı bir başlangıçtı arkadaşlar. Ben şunu vurmak istiyorum. Evet, Elif hep kenarlardan gidiyor. Bakın evet, ben şunu vuracağım. Ben benim taraftakileri vuruyorum. Elif, emin misin? Emin misin? Seni düşürmek için yapıyorum. Hadi bakalım, tamam. Ben seni düşüreyim, şunu vurayım. Hangisini vuracaksın? Baksana. Ama at sallanıyor. Elif, sen masayı çok oynatıyorsun. Yani bilmiyorum, kaybetmek istiyorsan oynat. Düşmedi. Elif yine tedbirli gidiyor arkadaşlar. Hep kenardan. Ben de öyle yapacağım. Benden kalk ya. Şunu düşürsem şunlar düşer mi acaba? O yanındaki düştü. Neyse ki çok açılmadı arkadaşlar. Son durum şu. Sizce hangisini vurayım? Yani güvenli bir gideyim. Ben kazanmak istiyorum. Çünkü Elif düşürsün. İki oyunu da ben alayım. Ve üçüncü oyuna da gerek kalmadan Elif'i yenmiş olurum, değil mi? Oo, çok riskli bir taş. Elif onu atma. Ay, düşüreceksin. Düşüreceksin. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Elif atı düşürüyor. Hayır hayır, onu vurmak zorundasın artık. Hayır. Vurmak zorundasın. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Anne, nasıl yaptın? Vursan da düşüreceksin yani. Gerçekten tamamen şans. Bana mı bıraktın şimdi? Ben hangisini vuracağım? Şunu vurayım. Elif'e kaldı. Elif'e kaldı arkadaşlar. Elif'e kaldı, bakar mısınız? Son durum bu arkadaşlar. Elif'e kaldı. Resmen köprüde kaldı ve Elif'in hiç şansı yok. Ne yapıyorsun Elif? Oyunu ben kazandım, farkında mısın? Arkadaşlar, Elif oyunu kaybetti. İki ben oyunda. Belki düşürmeyeceğim. Ben kazandım. Belki düşürmeyeceğim. Ama gerçekten şans. Çünkü dediğim gibi. Düşmedi. Seni uyanık. Sen öyle düşün bakalım. Ama kaybeden tabii ki sensin. Kazanan hayır, benim. Hayır sensin. Elif'ciğim, üzgünüm aşkım. Arkadaşlar duruyor ya. Duruyor. Seni uyanık seni. Evet, duruyor ama oyunda maalesef bütün buzlarını düşürdüm ve ben kazandım arkadaşlar. Tamamen şans eseri oldu. Hiç böyle planlayarak olmadı. Üçüncü turu oynamadık. Üçüncü turu oynamayacağız. Çünkü iki kere sen kaybettin ya. Hayır, üçüncü turda ben kazanacağım. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Tamam. Normalde arkadaşlar o kaybetti ama neyse işte ben bu sefer ben kaybedeyim. O kazansın ki üzülmesin. Tamam mı? Hadi bakalım, diziyoruz. Evet, evet üçüncü tur başlasın arkadaşlar. Alayım çekicim Elif. Elif başladı bile. Tamam, fark etmez hangisini vursam. Ben yine kendi tarafımda. Bakın hiç zorlanmıyorum, hiç böyle strateji de çok yapmıyorum. Nasıl olsa Elif yeniliyor. Değil mi Elif? Bu sefer kazanacağım arkadaşlar. Abone olun. Abone olun, Elif sevinsin arkadaşlar. Evet, şunu sıkacağım. Hadi bakalım şimdi. Sen, ben, o, hep, şunu kırıyorum arkadaşlar. Bir tanesini vur. Arkadaşlar bu sefer ben kaybedeceğim. Biraz sevinsin. Oo, çok düşürdüm ben. Hay Allah, hangisini yapsam acaba? Şunu. Elif atı çok oynuyor. Onu bence yapmasaydın düşecek hepsi. Ama olmadı. Sen bunu vurdun. Bunu vurmak zorundasın. Değiştirmek yok. Atın yerini de değiştir. Çok uyanık oynuyor. Farkında mısın? Hayır ya, at buradaydı zaten. Tamam.
Yani onu düşürürsen ben karışmam. Arkadaşlar elimden geleni yaptım ben kaybetmek için ama yine de gitti. Bu buzu vurdu. Benden günah gitti. İl altta bakar mısınız? Uyanık her türlü uyanıklığı yapıyor gördüğünüz gibi. Diğerleri gitsin diye. Ama ne yazık ki bu biliyorsunuz uyanıklıkla olmuyor maalesef. Biraz da şans var. Elif çok kızdı. Elif'cim gerçekten bu bir oyun ama. Oyunda biliyorsun kaybetmek de var. Neden bu oyunu kazanmak da var. Diğer bir video daha çekeriz. Tamam mı? Onda da sen kazanırsın ben kaybederim. Bu önemli değil ki ama oyun bu yani. Değil mi kızım? Önemli olan oyun oynadık, eğlendik. Ben hiç eğlenmedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif gitti. Burada videomuzu kapatıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.